Günaydın efendim. Hayatın içinden başlıyor. Hayatın içinden de bugün eğitim günümüz. Masal terapisini konuşacağız, değil mi? Evet. Masal terapisi nedir? Masal neden önemlidir? Bunların hepsini konuşacağız bugün. Aile danışmanımız Özcan Dalgıç ve klinik psikolog Elif Pınarcık. Konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam nasılsınız? Görüşmeyeli. Sağ olun, çok sağ olun. İyiyiz. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. İyiyiz. Allah'a şükür. Siz de iyisiniz inşallah. Ben de iyiyim. Başım ağrımıyor. Çok geçen şükür. Geçen haftadan beri. Geçen yani haftaki böyle programdan hafif hafif oluyor ama çok şiddetli bir ağrı yaşamadım. Hamdolsun. Umarım böyle devam eder. EFT'nin en güzel etkisi. Evet. Belki psikolojik olarak rahatlamalarımız, böyle streslerimizi azaltmak ve kendimizin farkında olmak birçok problemlerimizin çözümünde esasen yer alıyor. Hatta belki fizyolojik rahatsızlıklarımız için bile en önemli noktalardan bir tanesi. Hastanede eğer bulunuyorsak, hastanede kendimizin iyi olacağına inanmıyorsak ve o esnada psikolojimiz iyi değilse hastalık süreçleri sizler daha iyi görüyorsunuzdur. Uzuyor. Ama evet. Kişi kendisini mutlu ediyorsa, bir bakıyorsunuz ki kendisini seviyorsa, hayata bağlıysa, belli bir şekilde bu süreçleri atlatacağına inanıyorsa kanseri bile çok rahat bir şekilde yenebiliyor. Onun için önce ruh sağlığı demek çok önemli. Yani psikolojik, fizyolojik. Ben başımda ağrıyıp ağrımadığına bakıyorum. Ağrıyor mu ağrımıyor. Tamamdır. Evet. O benim için ilaçtır. Problem yoktur. Tabii bu arada aşçımız da var. Evet, balık yemeğimiz var bugün de. Aşçımız da Abdullah Zeybek. O da bize somon ızgara ve hamsi buğulama yapacakmış. Hamsi buğulamayı daha önce yaptık ama özellikle istedim. Çünkü çok sevdik hamsi buğulamalarını. Tekrar bir gösterin bize. Bir mutfağıma bakayım geleyim, olur mu? Hadi bir mutfağımıza gidelim. Usta hoş geldiniz. Hoş bulduk Bilden Hanım. Mina Hanım da hoş geldi. Hoş bulduk. Ne yapıyoruz bugün? Bugün hamsi buğulama yapıyoruz. Şöyle Karadeniz hamsimiz var. Hamsilerimizi temizleyip gelmişiz. Temizleyip evet. Geldik. Malzemelerimiz var. Patlıcan, soğan, domates. Yani buğulamada kullanacağımız malzemeler. Baharatlarımız var. Baharat ne kullanacağız? Tane karabiber kullanacağız. Pul biber kullanacağız. Tuz, tereyağı ve zeytinyağı olarak da hepsini kullanacağız. Malzemelerimiz de bu şekilde. Evet, bir ızgaramız var. Bu ızgarayı kullanacağız. Bunda da somon bu şekilde dizilmiş. Çeri domatesi, biber, somon dizilmiş somonumuz var. Bunu da ızgarada pişireceğiz. Bugün her şeyi hazırlamış gelmişsin usta. Evet. Yani malzemeyi hazırlayıp geldik. Temizlenmiş olarak geldik. Zaten hamsiyi sadece temizlemeyi falan göstermiştik önceki programlarda. Evet, göstermiştik. Şimdi peki bizim evimizde ızgara yoksa biz somon ızgarayı yapamayacak mıyız? Alternatifimiz var mı? Somon ızgarayı tavada da yapabiliriz. Tamam. Yani böyle döküm tavalar var. Döküm tavalarda yapıyoruz. O zaman da böyle şiş şeklinde olmayabilir. Filoto açılmış, kılçıksız. Zaten somonlar genellikle kılçıksız olur. Bu kılçıksız somonu döküm tavaya koyduğunuz zaman rahatlıkla pişirip o şekilde de yapabiliriz. Tabii. Peki. Hamsi buğulamanın aşamalarını göstereceğiz zaten. Buğulama tavamız var. Bu daha iyi olmuş ya. Evde diğeri yoksa eğer bunu da yaparız. Tabii, çok bunu güzel da yapıyorsak kapağı biraz büyük olacak. Tabii, kapatacağız. Bu suyun da onu kapağı yağında pişecek. Tamam. Onu tekrardan gösterelim. O yağ hani çevirme falan vardı ya. Evet. Onu tekrar gösterelim. Bu arada sizin malzemeleriniz de bu aşağı tarafta. Onu buldunuz değil mi usta? Evet. Malzemelerimizi getirdik. Mısırının falan da var. Dur bir de Mina ile konuşayım bakayım. Mina Hanım ne yapıyormuş görüşmeyeli. Bugün yine bir hazırlıklar var. Nasılsın Mina? İyiyim. Nasılsın görüşmeyeli? İyi. Ne yapacaksın sen bugün bize? Düşündüm. Hamburger yapacağım. Hamburger yapacaksın. Hepsini kendin yapacaksın anlaşılan. Hepsini kendin mi yapacaksın? Evet. Tamam. O zaman sana da kolay gelsin. Ben ne zaman geleyim bakmaya? 5 dakika. 5 dakika. 5 dakika çok yakın ama ya. Biraz geç geleyim olur mu? Tamam, anlaştık. Mina Hanım bugün pek konuşası yok herhalde usta. Niye? Küs mü yoksa? Yok, kime küstü? Küs değil. Tamam. Oklavası o zaman kalmış burada. Oklavanı sakladım. Burada kalan malzemelerini saklarım ben seni. Tamam, ben gideyim o zaman sonra tekrar geleyim. Mina uyanamadı herhalde. Tamam, hazırlama aşamasındaki çağıralım. Tamam usta, olur. Hadi görüşürüz. Tamam, kolay gelsin. Tamam. Mina uyanamadı bugün. Aşçımız ve yemağımız hazır. Tabii. Mina çok güzel aşçı. Babasına da hep yardım ediyor. Balık çeşitlerini falan da sayıyor hocam bize. Öyle de bir aşçımız. Güzel. Peki. O zaman masal terapisiyle başlıyoruz değil mi şimdi? Şuradan başlamak istiyorum. Masal neden önemli? Önce bir onu kavrayalım istiyorum. Hemen başlayalım. Cemal Süreyya'nın dediği çok güzel bir söz var. İnsanlar masal dinlememiş çocuklar özellikle. Büyüyünce kedi resmini bile cetvelle çizerler diyor. O yüzden cetvelle kedi resmi çizmek istemiyorsak masal bizim hayatımızda bence bu kadar önemli. Aslında hayal dünyası.
hayal dünyasını çok güzel keşfetme. Çünkü insan geleceği için hayaller kurar ve hayalleri kurarken masalla beraber kuruyor bunu. Masallar onun bir nevi öncüsü diyebiliriz. Bir hatırlarsak masalları böyle zamanımızdan eskiden günümüze doğru herkesin belli başlı bildiği masallar var. Yani bir masal dediğimiz zaman belki aklımıza önce Keloğlan masallarından tutun. Belki büyükler için Binbir Gece masallarından tutun. Dünya klasikleri dediğimiz masallar var ve bu masallar aklımıza geliyor her zaman. Bu masalları biz bugün anlatacağımız konu terapötik etkisi nedir? Yani bizim hayatımızda ne yapıyor, önemi nedir? Onlardan bahsedeceğiz. Bütün masallar, aslında masal dediğimiz şey halk edebiyatı. Yani evet. Geçmişten günümüze kadar gelen, insanların ağızdan ağza, dilden dile söylediği ve ilk başta kimin söylediği dahi belli olmayan belli başlı masallarımız var. Ve biz bu masallarımızı kullanırken nasıl kullanıyoruz? Genelde tekerlemelerle başlıyoruz. Ve sonları da hep güzel ve mutlu son olarak bitiyor. Ve bu tekerlemeler klasiktir hani. Bir hatırlamak istersek şöyle bir şey. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Ben ninemin beşini tıngır mıngır sallar iken diye başlayan masallar var. Cinler cirit ormanmış. Evet. Ha, tabii de o vardı. Evet. Develer tenler iken, pireler berber iken diye başlayan. Cinler cirit oynarmış eski hamam içinde. Hamamcının tası yok, oduncunun odunu yok, baltası yok. Arap bacı hamama gider, koltuğunda bohçası yok diye devam eden masallarımız var. İsterseniz birazcık başlamışken devam edelim. Girişimle çok farklı tabii, değil mi hocam tabii ya? Tabii ki. Direkt hiç girmiyoruz konuya yani. İnsan böyle isınma dikkatini kısmı var, topluyor. Evet. Başka dikkatini neler var? Topluyor mesela. Arap bacı hamama gider, koltuğunda bohçası yok. Handadır handa, bostana gider manda. Mandayı kestik, etini yedik, dişimizin kovuğuna bile yetmedi. Peki biz ne yaptık sonracıma? Derisini yükledik 99 deveye. Deve çölde gider iken cangıl cungul bir sağına baktı, bir soluna baktı. Sağına baktı ki kum, soluna baktı ki kum. Sağına baktı ki deve cangıl cungul giderken sağında ot yok, solunda kum çok. Peki ne oldu sonra? Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, 6 ay bir güz gittik. Ve beğer baktık ki arkamıza bir arpa boyu yol gidebilmişiz. Ne oldu peki? Sonrasında var yaratan sürsüreden gelsin buradan bir masalımız. Sulu yerde peynir ekmek, susuz yerde kavun karpuz. Vardık varacağımız yere, geldik masala. Masaldır bunun adı, söylemekle çıkar tadı diye başlarız her masala. Peki biz masallarımıza genellikle böyle girişler yapıyoruz ya da farklı türde masallar yapıyoruz. Halk edebiyatı olduğunu söyledik. Masallarda genelde iki yönü var. Önemli olan masaldaki bir olağanüstü bir kişiliğimiz var bizim burada. Hı. Bir kahramanımız var. Kahramanımızın başından bir sürü olaylar geçiyor. Olağanüstü kişiler bir yandan bunlarla uğraşırken kahramanlarımız bir yandan da olağanüstü olaylar karşılarına geliyor. Bir hatırlayalım, aklınıza ilk gelen masallardan mesela Keloğlan masalını düşünelim. Bir değişim söz konusu. Sonunda da bir değişim oluyor. Ne yapıyor? Keloğlan önce beş parasız çıkıyor bir yola, padişahın kızıyla evleniyor. Bir değişim var hayatında. Kül kedisini düşünelim. Klasik masallarımızdan, evet. Dünya klasiklerinden. Bir değişim var hayatında. Başlıyor önce bir hayata ama o hayatı çok kötüleşiyor. Daha sonra bir sarayda prenses olmak istiyor. Ve prenses oluyor mu? Oluyor tabii ki. Aslında ilk baştaki prenses olma bir gayesi yok ama şans eseri bir prenses oluyor. Genellikle mutlu sonla bitiyor ama bazen bizi arada ağlatsa da, hüzünlendirse de düşündürüyor. En önemli yönü düşündürmesi. İşte biz masal terapisi dediğimiz şeyi burada yapıyoruz. Yani düşündürücü etkisini kullanarak çocuklarımızdaki herhangi bir problem varsa onu yok etmeye çalışıyoruz. Bu da bir çeşit artık EFT gibi bir yöntem değil mi? Kesinlikle. Oyun terapisiyle devam ediyor aslında bu süreç. Çünkü çocuklarımızda görülen bazı rahatsızlıklarımız var. Yani hepimiz şöyle bir çevremize baktığımız zaman çocuklarda özellikle 0-15 yaş arasındaki çocuklarımızda
belli başlı duygu durum problemleri var, belli başlı ailevi sorunları var ya da değerler eğitimi dediğimiz sorumluluk, bilinçli olmak, vicdanlı olmak, bu gibi konularda eksikliklerimiz var çocuklarda. Yahut da kardeş kıskançlığı her evde olabiliyor. Bazen yeni bir misafirin eve gelmesi, bazen yeni bir bebeğin eve gelmesi, bazen de bu alt ıslatma şeklinde kendini gösterebiliyor çocuklarda. İşte bunların tedavisi eşittir masal terapisi. Oyun terapisiyle beraber gelen bir süreç bu. Öncelikle çocuğumuzdaki sorunu, bize bir veli geldiği zaman, bir aile geldiği zaman çocuklarındaki sorunu anlatıyorlar. Böyle bir sorun var. Oyun terapisi yaparken biz bu süreçte masal terapisini de ona veriyoruz ki o bir masalla aslında hayatındaki pek çok sorunu unutabiliyor. Ha, çok güzel bir şey ama ya. Ya şöyle ki, tabii ki mesela hocamız söylediği gibi oyun terapisidir, o sanat terapisidir, masal terapisidir. Bu esnada çocuğun kendisini ifade etmekte zorlandığı noktalarda ne yapıyor? Kendisini ifade etme veya kendi problemlerini anlama veya anlamlandırma kısımları ortaya çıkıyor. Orada mesela çocuk belli bir ölçekte rahatlamasını sağlayan bir etkisi var. Ve tabii ki okunacak masallar, o esnadaki yaşadığı problemlere, duygu durumlarına göre onun muhakkak ki bir terapötik ilişkisi, bir bağı kuruyor ve bu anlamda rahatlamasına sebebiyet veriyor. Bizim buradaki masallarımızın içerisinde mesela baktığımız zaman en önemli kısımlardan bir tanesi de hayal kısmı. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz de dinlediğiniz masalla veya okuduğunuz masalla beraber birçok alemlerin içinde geziyorsunuz. Farklı dünyaları keşfediyorsunuz. Mücadele ediyorsunuz. Mücadeleyi kazan. Hocamın söylediği gibi değerler eğitimi kapsamında mesela orada yardımlaşmayı görüyorsunuz. Ondan sonra bizim zamanımızda Adile Naşit'lerle biz büyüdük. Onun TRT1'deki o masal saatindeki gerçekten baktığımız zaman hepimiz o dönemdeki çocuklar olarak ne yapardık? Heyecanla dinlerdik, izlerdik. Bizim de televizyon, ondan sonra bu anlamda tablet, telefon çıkmazdan önce elimizde daha çok bu tür kitaplarımız çok fazla olurdu ve okurduk. Bunların o dönemde ben muhakkak ki ruh gelişimimize olumlu olarak katkı sağladığını düşünüyorum. Çünkü hayal edebilmek, bir şeyleri düşünebilmek, akledebilmek için kendimizi geliştirmek zorundayız. Mesela tefekkür de, ya bu nasıl ol bitecek sonunda? Bu masal nereye gidecek? Bunları görebilmek gibi önemli şeyler kazandırıyor. Muhakkak ki masal terapisi çocuklarımızın o esnada bir de şuna dikkat etmek gerekiyor. Masalı anlatan kişinin belli bir şekilde bir psikoterapistliği olduğu takdirde çocuğun o esnadaki masaldaki duygu durum değişikliklerini de fark edip orada ne yaşadığını, ne hissettiğini anlayabilmesi ve algılayabilmesine de destek veren güzel bir terapi metotlarından bir tanesi. Geçen masal terapisiyle alakalı sosyal medyada bir şey görmüştüm. Orada aklıma geldi. Annemin küçükken bize anlattığı bir masal var. Yedi kardeşin hikayesi diye. Annem her gün, yani biz ne zaman anne hadi bize masal anlatırsak bunu anlatırdı. Biz de hep ilk kez dinliyormuş gibi dinlerdik. Bu masalda şimdi bir yolda köpek var, bir yolda cadı var. Annem diyor ki ama diyor, yine de diyor cadının olduğu yolu seçmişler. Çünkü o yol ışıklı yol. O yol daha onlara kolay yol ya da kolay görünmeye başladı. Ben köpekten çok korkarım bu arada. Ama sebebini bir türlü de anlayamadım. Yani öyle köpekle alakalı yaşadığım kötü bir olay yok. Sonra aklıma şey geldi. Acaba dedim ya bu masaldan etkilenip mi ben köpekten korkmaya başladım ki diye aklıma geldi. Çünkü orada cadıyı seçiyorsun ama hiçbir şekilde köpeğin olduğu yolu seçmiyorsun. Halbuki cadı daha böyle mesela korkunç olması gerekirken. Yani burada aslında masalları anlatırken kullandığımız üslup da çok önemli. Yani tuttuğum bir evde anlatıyorsa bir anne baba masalı. Şimdi özellikle 0-2 yaş döneminde ya da 0-3 yaş döneminde masal anlatırken çocuğa ve cadı onu gelmiş, kapmış ve yutmuş bu şekilde anlattığımız zaman ne oluyor? Çocuk irkiliyor. Bu korkuya sebebiyet verebilir. Ama her yaşın masalı ayrıdır zaten. Her yaşta farklı şeyler var. Önemli olan bizim masal anlatırken evde ya da terapötik olarak masal terapisi yapıyorsak anlattığımız zaman 3 tane şeye işaret etmesi lazım. 3D dediğimiz bir kural var.
3D kuralı nedir? Duygu, düşünce ve davranış. Şimdi duygularımızdan bizim düşüncelerimiz oluşuyor. Düşüncelerimizde de davranışa döküyoruz değil mi her zaman? Evet. Peki o duygumuzu oluşturuyoruz, o düşüncemizi oluşturuyoruz ama onun altında yatan bir duygu var. Biz burada ne yapıyoruz? Masalı anlatırken o duyguyu vermemiz lazım çocuklar. Yani burada bir masalı anlatıyoruz. Evet, belki kötü yanları var. Çünkü masalda pek çok olağanüstü olay var karşımıza çıkan. O karşımıza çıkan olağanüstü olayları ne yapmamız lazım? Bizim bunu anlatmamız bir şekilde gerekiyor. Çünkü masal bir hayal dünyası ama gerçekliği nedir? Gerçek dünyada da hayatımızda olumsuz şeyler karşımıza çıkacak. Biz bunu güzel vermeliyiz ki çocuk her zaman masal eşittir. Çok güzel bir dünya, lay lay lom dünya diye anlamasın. Mücadele edebilmedi değil mi hocam? Masalda da mücadele var. Her masalda bir mücadele vardır bakın. Davranışa döküyordur o mücadelesini. Bir şekilde davranışında bir mücadele vardır. Şimdi siz Keloğlan'ı bir düşünün. Yani orada yaptığı zaman bir mücadelesi yok mu onun? Değil mi? Padişahın kızının hastalığını iyileştirmeye çalışıyordur Keloğlan. Yahut da şunu düşünelim. Veya aklını kullanıyordur. Yani olayları aklını kullanıyor, çözümü. Evet. Bir mücadele söz konusu, yani bir davranışa, bir eyleme dönüşmüş bir hali var bunun. Her masalda mutlaka bir mücadele varsa onu davranışa dökebiliyor. Biz de burada ne yapmaya çalışıyoruz? O davranışı gerçek hayatta nasıl dökebilecek buna? Çünkü gerçek hayatta da zorluklarla karşımıza çıkacak. Gerçek hayatta da farklı durumlar karşımıza çıkacak. İstemediğimiz şeyler ortaya çıkabilecek. E peki masallardaki gibi davranabileceğiz mi, davranamayacağız mı? Elbette masallardaki gibi olağanüstü özelliklerle davranamayız. Bir sihirli değnek, bir sihirli ayakkabı, bir sihirli bir şeyimiz yoktur. Ama önemli olan orada mücadelemizi davranış yönüyle vermektir. Ama Keloğlan gibi bir mücadeleci ruh sergileyebiliriz. Öyle tabii ki. Yani orada sihir hiç hatırlamıyorum Keloğlan masallarında. Başka masallar da var ama Keloğlan'da. Değiştirmiş. Orijinalinde belki yok ama zaman içerisinde değişim de gösteriyor. Çünkü gerçekten mesela birçok milli masallarımızda çok güzel. Dede Korkut masallarında falan baktığımız tabii zaman çok güzel masallarımız var. Çok güzel masallarımız var. Burada çocuklara bu masallar vesilesiyle ne yapmak lazım? İyilik yapmayı, cömert olmayı, adil olmayı, merhametli olmayı, paylaşmayı, yardımlaşmayı. Yani değerlerimizi, erdemlerimizi orada yaşatabilmeyi vermek lazım. Tabii ki her masal bu anlamda pozitif midir, olumlu mudur? Değildir. Oradaki işte seçeceğimiz, çocuklarımıza aktaracağımız masallar çok önemli. Hı hı. Çocukların soyut evresi vardır, somut evresi vardır. Mesela çocuğun somutlaştıramayacağı veya soyut olan kavramlardan etkileneceği olursa, mesela biraz önce sizin söylediğiniz olaydaki gibi ne yapması lazım? Doğru tercih edilmediği takdirde zarar görmemesi lazım. Bizim için çocuğun oradaki süreçlerinde ruhunda olumlu şeyler uyandıracağızken bu sefer travmatik etkiler de oluşmamalı, korkularını beslememeli. Bilmediği birçok kavram vardır. O kavramları da doğru bir şekilde belki yapılandırmak gerekir, desteklemek gerekir. Masalı masal esnasında anlatırsınız ama masaldan sonra da belki masal anlatıcı çocuğun o esnadaki yaşamış olduğu duruma göre de ekstra desteklemeler, ekstra soru cevaplar da yapabilmeli. Yani şu anda mesela bir olayla falan karşılaşıyorum ya, hemen diyorum ya çocukluğunda acaba benzer şey diyeceğim. O kadar çok programı deyince yani, ya çocukluk dedi ki hocam her program kendimi çocukluğuma gitmeye başlıyorum. Ama biz tabii 7 yaşındayken ilkokula başladığımız zamanlarda Cineli masallarımız vardı. Onları biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz değil mi? Ben onları çok severdim. Şimdi tekrar bakıyorum. Bazen onları tekrar gündeme getiriliyor ama şimdiki çocuklar onları çok fazla şey yapmıyor. Benim şimdi dijital, dijital dünyanın çocukları. Dijital dünyanın çocukları olduğu beyazdı. İçin masalları daha farklı yorumlamamız gerekiyor bizim belki. Bizim Cinali'miz çöpten bir adamdı ama yani hocam çok enteresan. Bana çok garip geliyor. Orada nasıl bir durum var? Şimdiki çizgi filmlerde vesairelerde bakıyorum. O kadar karakterler, nahoş karakterler ki yani bu çocuklar bu karakterlerden ne zevk alıyorlar? Oradaki onları o dünyaya bağlayan ne var? Hani bizim kendi dönemimizdeki çizgi filmleri baktığım zaman gözümden önünden geçiriyorum. En azından daha müspet, olumlu karakterlerdi. Tabii. Yani şimdi subliminal mesajla insanları çok hocam, daha farklılaştırmaya yani çalışıyorlar. Çok garip ne, mesela bir bakıyorsunuz ki işte bir megafondan mesela bilmem ne adam yapıyorlar vesaire diyorlar. Bilmem ve konuşma tarzları falan o kadar nahoş ki.
Tabii ki çocukları cezbeden taraflar vardır ama ben en çok da takıldığım nokta o şekil olarak da, şekil olarak da bakıyorum, izliyorum. Bana hiç mesela şekil itibariyle cazip gelmiyor. Korkunç geliyor bana ya bazı evet. çizgi filmler. Evet. Yani şöyle bakıyorum bakıyorum, sevimlilik yok çizgi filmde. Ha, onu da aradınız yani. Sevimlilik yok ama çocukların o yani beyin dalgalarını etkileyen bazı şeyler veriyorlar. Yani biz burada hani 25. kareli çizgi filmler ya da filmler diyoruz. Neden? Çocuk aslında orada filme konsantrasyonunu sağlıyor. Bir nevi hipnoz gibi düşünün. Yani annesi seslendiği zaman duymuyor, babası seslendiği zaman duymuyor. Ama tamamen televizyona kilitlenmiş bir şekilde ya da onu tabletten izliyor mesela. Sürekli şu anda çocukların elinde tabletler var. Neden? Artık tablet bir bağımlılık gibi oldu. Ki bir masal terapisiyle biz bunu da yeniyoruz inşallah. Şöyle de bir durum var. Artık dijital dünyanın çocukları eski masallara dönüp bir bakıp ya da kitap okuma alışkanlığını belki çok iyi kavramamış çocuklarımız var. Bu çocuklara ne yapacağız? O zaman masalları daha güzel bir yolla vereceğiz. Eğer biz anne baba olarak veremiyorsak çocuklarımıza, o zaman uzmanlardan destek almamız gerekiyor. Zaten yani masal de... okuma kursu, masal okuma mıydı? Masal anlatıcılığı. Masal anlatıcılığı. Masal anlatıcılığı kursu bile açılmış artık. Kesinlikle. Yani okul öncesinde ve ilkokul aşamasındaki çocuklar muhakkak ki o masal anlatıcılığı ortamındaki ortamlardan çok olumlu olarak etkilenebiliyorlar. Hı. Çocuklar çok destekleyici, güzel özellikleri var. Onun için de bu iş tabii ki bir sanat haline de geliyor. Yani psikoterapistin elinde, bir terapi eline geldiği gibi bir eğitimcinin elinde de, bu işi yapan kişinin elinde de bir sanat haline geliyor. Ve onun da kendi içinde birçok farklı bağlamı var. O bağlam dahilinde yapıldığı zaman diliminde çocuk o dünyanın içerisinde bakıyorsunuz ki kaybolup gidiyor. Sizi hani şimdi çizgi filmlere çok bağlanıyor. Niye? Orada çok renkli bir dünya var. Hı hı. Ama bir masal anlatıcısı oradaki masal argümanlarını çok güzel bir şekilde kullandığı takdirde ne yapıyor? Çocuğu masalın içerisinde sanki yaşıyormuş gibi bulunmasını sağlayabiliyor. Bu da masal anlatıcısının oradaki güzel hasletlerini, güzel o işi icra etmesine bağlı. Kesinlikle o işi iyi icra etmesine bağlı. Çünkü çocukların dikkati çok çabuk dağılabiliyor. Tabii. Öyle evet. değil mi? Yani kesinlikle. Çocuğu orada böyle onu odaklayıp, anlatıp, hayal dünyasında bir şeyler yaşamasını sağlamak çok zor bir durum olsa gerek. Öyle tabii değil mi hocam? Yani bir yandan da iyileştirici bir etkisinin olması evet. lazım. Yani bize masallar, belki korku, şimdi seyircilerimizden de bazı sorular geliyordur. İşte bazı masallar, örnek veriyorum, çocuğu hayalperest mi yapar, hayal kurmayı mı öğretir? Hayır, masalların aslında genel anlamda hepsi bizlere doğru hayal kurmayı öğretir. Çünkü hayal kurma dünyasını onu genişletir. Bakın yapılan araştırmalarda, peki biz anne karnında mı okuyacağız masalı yoksa doğduktan sonra ne zaman okumaya başlayacağız? Anne karnındadır. Anne karnında bile masal okuduğumuz zaman doğduktan sonraki çocukların okul öncesi dönemdeki bence çok önemli bir devre. Çünkü kişilik gelişimlerinin neredeyse tamamının oluştuğu bir dönem 0-6 yaş dönemi. Okul öncesi dönemi burada çok önem vermemiz gerekiyor, bu bir. İkincisi, biz bu döneme erişmeden önce anne karnındaki bebeklere masal okunduğu zaman, bu çocukların okul öncesi döneme geldikleri zaman en az yaşıtlarına göre 300 kelime daha fazla kullandığını görüyoruz. Yani evet, kelime hazineleri çok fazla genişliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 300 kelime çok büyük bir rakam bakın. Okul öncesi bir dönemde normal yetişkinler için bile günlük kullanım miktarımız bizim bellidir. Hani belli kelimeler kullanıyoruz. Bu kelimeleri kullanırken bu çocuğun okul öncesi dönemde yaşıtlarına göre 300 kelime daha fazla kullanması çok büyük bir rakamdır. Dolayısıyla biz okul öncesi dönemi önemsediğimiz gibi okul öncesi dönemden önceki o döneme gelene kadar ki gelişimini de çok önemsiyoruz. Bu da ne demek? Bizlere masal dil gelişimini öğretiyor. Bakın kullandığımız tekerlemelere bakalım, kelimelere bakalım ya da masalda kullandığımız kelimelere, masalın sonundaki kelimeler, hani vardır ya, gökten 3 elma düşmüş, bu elmaların biri bu masalı dinleyene, biri bu masalı aktarana, biri de bu masalı diyoruz, devam Kahraman. Ettiriyoruz. Bakın bunlar çok önemli. Ya da diyoruz ki bu kişi 7 kat göğe yükselmiş. 7 kat gök bakın. Ya da diyoruz ki 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Bu masalımız da burada bitmiş diyoruz. Bunların hepsi aslında kullandığımız rakamlar bile bizim semavi dinlerdeki kutsal sayılarımız değil mi? Evet. Dolayısıyla kullandığımız rakamlar,
başlangıçta okuduğumuz tekerlemeler, masalın içerisindeki olağanüstü durumlar ya da normaldeki kahramanlar, bunların hepsi aslında bize şunu gösteriyor hocam, bizim dil gelişimimizi gösteriyor. Yani biz çocuğa bunları anlattığımız zaman, bunları biz masalları okuduğumuz zaman ana dilini daha güzel telaffuz haline getiriyor. Ana dilindeki kelimeleri biliyor. Bakın bizim bazı çocuk testleri yaptığımız testler var. Mesela çocuklara sorduğumuz orada bazı sorular var. Burada şu kelimeyi işaretle dediğimiz zaman bazı kelimeleri bilmiyorlar. Belki size çok basit gelebilecek ama lokomotif kelimesi mesela. Çok basittir. Halbuki trenleri görüyordur. Ama lokomotif kelimesini bir okul öncesi çocuğunun bilmesi gerekirken bazıları bilmiyor. Bunlar nedir? Bazı kelimeleri bizim kullanımımızla alakalı. Dolayısıyla kullanımımız ne kadar güzel, telaffuzumuz ne kadar düzgün olursa masal anlatıcısının, bu ailede anne baba olabilir, evde dede nene olabilir ya da bir masal anlatıcısı vardır. O masalı anlattığımız zaman ne yapacak? O kelimeleri duya duya artık ana dilinde de güzel konuşmaya başlayacaktır. Acaba şunu da sormak gerekiyor. Acaba eskisi gibi, o bizim çocukluğumuzdaki gibi masallar anlatılıyor mu? Evde anne babalar çocuklarına masal anlatıyor mu? Masal evet. Okuyor mu? Onlarla kaliteli zaman geçiriyor mu? Biraz önce söylediğiniz gibi doğuştan itibaren, doğmadan önce çocuğun anneyle olan bağ kuruluyor mu? Orada çocuğuyla alakalı bir masal okuması, bir müzik dinletmesi, onunla olan süreçlerinde rahatlaması için daha çocuğun anne karnındayken gelişiminde destekleniyor mu? Bu bilinçlerimiz yerli yerinde mi? Bunlara da bakmak gerekiyor. Doğru. Yani belli bir süreçlerde baktığımız zaman diliminde esasen çocuklarımızın süreçlerini hep olumlu kılabilecekken, onları daha pozitif, daha böyle olumlu yetiştirebilecekken, gelişim evrelerine destekleyebilecekken birçok şeyi ihmal edebiliyoruz, atlamış olabiliyoruz. İşte çocuklarımız şimdi bakıyorsunuz hocamın söylediği gibi 3,5-4 yaşında konuşmaya başladılar. Yani birçok çocuk çünkü tek taraflı, tek yönlü alışveriş yapıyor televizyondan, tabletten, telefondan, vermiyor. Çünkü evde konuşma ortamı yok. Evde anne baba kendi dünyası içerisinde, çocuk kendi dünyası içerisinde. Anne baba çocuğun bir ihtiyacı olduğu zaman diliminde ne yapıyor? Lep demeden leblebi anlıyor zaten. Kalk deyince suyunu, kuh deyince yemeğini evet. veriyor. Ondan sonra çocuğun konuşma ihtiyacı olmayınca bu sefer 3 yaşına gelmiş telaşa kapılıyorlar. Bizim çocuk konuşmadı. Neredeydik 3 yıldır? 3 yıldır siz bu çocukla hiç konuştunuz mu? Onun çalışan bir aile de olabilirsiniz. Hiç problem değil. Geldikten sonraki aşamada siz çocuğunuzla ne kadar zaman geçirdiniz? Bunlara bir bakmamız gerekiyor. Yani o çocuğun o evrede bakın birçok gelişimlerini ihmal ettiğimiz zaman diliminde çocuğun okula ve hayata hazırlanma aşamalarını ne yapıyoruz? İhmal etmiş ve atlamış oluyoruz. Ondan sonra da bu sefer çocuk arkadaşlarına yetişmek için hep bir mücadele içerisinde oluyor. Önde gitmesi gerekirken tabii. hep arkadan geliyor ve arkadan gelmenin de bu sefer psikolojik baskısını hep üzerinde hissediyor. Bunlara o ölçekte de dikkat etmemizde fayda var. Bir yerden sonra da pes edip gidiyor yani. Maalesef. Tabii yapamıyorum, edemiyorum, kılamıyorum diyerekten de bu anlamda belli bir başarı duygusu da körelen çocuklar çok fazla olabiliyor. Çocuklar da herhalde hep kendinde arıyor sıkıntı. Evet. Yani neyse 0-6 yaş grubunun bu kadar önemli olduğunu. Evet. Bir de şöyle bir durum da var. Hazır yeri gelmişken mesela konuşma problemlerinde de masal terapisi çok işe yarayan bir yöntemimiz. Nasıl işe yarıyor? Mesela bize konuşma terapisi, konuşmada problem çeken çocuklarımız geliyor. Masal terapisiyle onlara aslında bir şekilde konuşmalarını sağlıyoruz. Böyle gelen vakalarımız da oluyor. Örnek veriyorum. Mesela bir vakamız vardı. Anne diyor ki bu çocuk 5 yaşında ama hiçbir şey demiyor. Sadece anne, baba, yemek, su bunlar. Halbuki bunu söyledikleri şey yaş grubu yaşıtlarının çok daha gerisinde söylemesi gerekirdi. Peki biz bu yaşıtlarının gerisinde konuşma problemi olanlara masal terapisinde ne yapıyoruz? Küçük bir tiyo verelim isterseniz seyircilerimize. Ondan sonra reklama girelim. Bize böyle gelen vakalarda şunu yapıyoruz. Çocuk eğer hiçbir şekilde konuşmuyorsa, çocukta hiçbir belli cümle kalıplarını kullanamıyorsa, ondan dahi acizse çocuğu getirdikleri zaman öncelikle evet anne babaya soruyoruz. Siz bu çocukla nasıl konuşuyorsunuz? Konuşma tarzlarını bir anlıyoruz. Sonra diyoruz ki bunu bir terapi alıyoruz. Bir oyun terapisiyle öncelikle
bakıyoruz. Oyunda da hiç konuşmuyor. Sadece kendi halinde oynuyor ama herhangi bir ses dahi çıkartmıyor bakın. Oyun oynarken ki çocuklarımız yani ses çıkartır mutlaka. Erkek çocukları genelde araba sesi, kız çocukları bebekleriyle oynama sesi ya da misafiriyle konuşma sesi çıkartır ama bu çocuklarımız hiç ses çıkartmıyor. Peki ne yapıyoruz? Diyoruz ki onlara küçük bir tüyo verelim. Diyoruz ki bu bir sihirli değnek. Görüyorsun değil mi? Oyun terapi odalarımızda genelde var. Bu bir sihirli değnek ve bu sihirli değnekle sen neyi neye dönüştürmek istersen o oluşabiliyor. Gerçekten mi? Bakın konuşmaya başlıyor orada. Konuştu. İstersen bunu benim üzerimde deneyebilirsin diyoruz terapist olarak. Peki o zaman sen de şuna dönüş diyor. Bakın. Çekingenlik olan çocuklarımızda da biz bunları kullanıyoruz. Ya da bir şeyleri yapmak isteyip yapamayan ya da engelli olan çocuklarımızda dahi bunu kullanabiliyoruz. Terapist de diyor ki çocuk o zaman sen de şuna dönüş diyor. Terapistin dönüşebileceği bir şeyler. İlk bende denedik, dene dedik çünkü. Terapist orada kendisi, kendi yeteneklerine göre o dönüştürmek istediği şeye dönüşüyor çocuğumuzun. Sonra diyor ki terapist o zaman sıra bende. Ben de şimdi seni bir şeye dönüştürmek istiyorum. Hazırsam başlayalım mı? Bakın yavaş yavaş kelimeler çıkmaya başlıyor. En kötü ihtimalle hı hı ya da evet diyor. Yani başlayalım mı evet başlayalım demese bile yavaş yavaş açılıyor. Şimdi sana bu değnekle başına değdirdiğim zaman bu sihirli değnek seni bir palyaçoya dönüştürsün. Hazırsan başlayalım dediğimizde çocuk palyaçonun hareketlerini ya da palyaçonun güldürme şeklini bize gösteriyor. Bakın o sırada konuşmaya başlıyor. Öyle açılıyor. Yavaş yavaş açılıyor. Yani konuşma zorluklarında farklı bir terapi yöntemi yapıyoruz. Ama örnek veriyorum ailevi bir sorunu vardır. Onda farklı bir yöntem kullanıyoruz. Farklı bir masal anlatıyoruz ya da masal tamamlama yaptırıyoruz. Ama en önemlisi masalı genellikle biz anlatıyoruz. Ve tedavinin yönünü de bu şekilde devam ettiriyoruz. Dur, o zaman reklamdan sonra uygulamayı bir gösterelim. Tamam. Geçen ne oldu? Hep de bana denk geliyor hocam böyle şeyler. Marketteyim. Küçük bir çocuk. Çocukların yaşlarını hiç ayırt edemem ama küçük yani. Yani 7-8 belki o yaşlarda falandır. Annesinin arkası dönük. Orada reyonda bir şeylere bakıyor. Hı-hı. Çocuk annesinin arkasında şöyle yaptı parmağıyla. Ben de yan taraftayım. Şöyle yapıyor annesine. Hı-hı. Ama dokunmuyor. Dokunamaz zaten birazcık da mesafe var ya da seslenmiyor. Ben de zannediyorum çocuk konuşamıyor herhalde falan gibi zannediyorum. İzliyorum ama öyle. Sonra annesi döndü. Seni çağırıyorum sabahtan beri. Niye bakmıyorsun dedi böyle annesine kızgın kızgın. Ama yani en başından beri oradayım ve çocuk konuşmadı. Konuşmadı. Ya da herhangi bir temas yok. Şöyle annesine bir dokunsa falan hani sesimi duyuramam. Evet. Belki diye düşünüp de yanına falan gidersin. O da yok. Annesi de ne oldu ne istiyorsun falan dedi. Çocuk istediğini gösterdi. Sonra şey dedi. Bir daha dedi ben dedi sana böyle yaptığım zaman dedi bana bakacaksın dedi. Şimdi bu çocuk bunu nereden öğrendi? Bu çocuk bunu nereden öğrendi? Yani niye böyle bir şey yapar? Birincisi bir çekingenlik var çocuğumuzda. Demek ki o çocukta bir çekingenlik var. Belki bir konuşma problemi de var. Belki kelimeleri doğru telaffuz edemiyor. Belki de ailesinde çok fazla konuşma ortamı sağlanamadığı için bu şekilde hareket ediyor. Ama burada hocam şöyle bir şey var. Ben de algıladım yani. Burada ev ortamında mesela anneye böyle bir hitap eden ya bir baba var. Ya bir ebeveyn var veya bir başka birisi var. Ailede. Orada onu büyük bir ihtimalle gözlemlemiş olabilir. Ve bunun haricinde de çocuğa annesine hitap edişinde bakın nispeten bir yerine göre öfke var, yerine evet. göre de bir üslup bozukluğu evet. var. Burada baktığımız zaman evin ortamı içerisinde muhakkak ki bu çocuğun gözlemlerken demek ki anneme ben de böyle hitap edebilirim diyebileceği bileceği belki birisi var. Evdeki bir baba, belki evet. evdeki bir dede, nene. Ergen de olabilir. Belki bir ergen, belki daha büyük bir kardeşi var. Şişt baksana diye hitap böyle ediyor annesi. Ya da ben sana kaç saattir bir sesleniyorum niye bakmıyorsun diye hitap eden ses tonu çok yüksek ya da öfke kontrol problemi olan bir şekilde hitap ediyordur. Bu çocuk bunları öğreniyorsa hayat çünkü öğrenme tarzına göre öğrenme üzerine kurulu bir hayatımız var. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Biz bir de masallarla öğretebiliriz. Masallarla da tedavi, terapi yapabiliriz diyoruz. Evet, masallarla terapiyi de reklamdan sonra konuşalım. Ama önce bir mutfağımıza da bakalım. Bir mutfağımıza bakalım diyeyim şimdi neler olmuş. Bir bakalım sonrasında devam edelim. Usta ne yaptık? Hepsini hazırladık deme artık yani şimdi. Yok yani hı. malzemeleri bizi kestik. Tamam ha, bu hamburgerimiz. Evet. Daha şey hazırlamadık. Bulama hazırlamadık.
Öncelikle altına birazcık yağ sürüyoruz. Zeytinyağı. Evet. Az sonra, bir şey sürmüşüz zaten tabii, yağda. Çok az. İnce ince doğruyoruz patatesleri. Biraz hamsi küçük balık olunca hemen pişer. Bu sefer farklı yapacağız. Bu sefer farklı yapacağız, evet. Evet. Önce altına şöyle patateslerimizi yerleştireceğiz. Üstüne soğan. Soğan da patatesin üstüne mi koyuyoruz tabii, bu sefer? Tabii. Bunun üstüne de hamsilerimizi dizeceğiz. Aynı karides usulü diziyoruz ya, bildin ama. Hı hı. Normal diğerlerindeki gibi. Tabii tabii. Hamsilerimizi dizerken bir reklama gidelim mi usta? Olur, olur. Reklamdan tamam. Sonra da hamburgerimize bakalım. Değil mi? Hamburger değişti. Tamam. Değişti mi? Ha, başka bir şey olmuş. Pizza olmuş o. Herhalde pizza. Hayır. Reklamdan sonra söyleyeyim, sürpriz olsun. Olur mu? Bu şey börek gibi bir şey. Tamam. Börek yani. Reklamdan sonra detaylarını söyleyelim. İnaküs değil değil mi sen? Yok yok, değil değil. Tamam, hadi bir reklama gidelim o zaman. Hayatın içinden çok kısa reklam arasından sonra devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın. Hayatın içinden devam ediyor. Şimdi artık tavamızı dizdik. Balıklarımızı, evet. Hamsilerimizi dizdik. Şu şekilde hamsilerimizi dizdik. Evet. Üstüne bir limon, üstüne domates ve tereyağını da koyduk. Çok yağ koymuyoruz. Suyla pişiyor. Biraz su ekleyeceğiz. Tamam. Bu sefer farklı yapıyoruz zaten. Tabii. Buğulamayı. Şöyle tane karabiberlerimiz var. Tane karabiberlerimizi ekliyoruz. Birazcık pul biber. Defne yaprağı? Defne yaprağı yok. Yok mu? Yok. Dur bakayım, bizde var mıydı? Biraz da tuz alabilirsek şuradan. Tabii. Evet. Buna birazcık su. Su ekliyoruz birazcık. Azaldıkça ekleyebiliriz suyu. Hı hı. Su da daha çok pişiyor. Bu o şekilde. Zaman buna yağ çevirme yapmayacağız değil mi? Gerek yok. Yok, çevirme yapmayacağız. Bunu kapağını bunu kapatacağız. Bu şekilde pişecek. Tamam. Bunu bu şekilde. Bu daha kolaymış usta. Tabii tabii, çok pratik. Tabii. Hemen altına patates koyup ince. Sonunda zaten bir 5-10 dakikada hazır olur. Hı hı. 5-10 dakikalık 5-10 dakikada hazır olur. Tamam. Ama piştikten sonra da somon ızgaramızı yaparız. Tamam işte. O piştikten sonra da onu gösterelim. O zaman şu anda bekleyeceğiz değil mi? Tabii tabii. Şu tamam anda... ben tekrardan geleyim. Mina'yı tamam, aldık tamam. Bu arada biz. Nereye gitti Mina? Mina bizim konuğumuz oldu artık. Evet, Mina bizim konuğumuz artık. Değil mi Mina? Baktım orada konuşmuyorsun. Burada masaldan da bahsediyorken. Evet. Hatta bizde reklam arasında masal bile anlattı. Anlattı mı? Beğendim. Evet. Hangi masalı Mina anlattı? Masal anlattı. Dur bakayım hangisini anlatmış. Gel bakayım bir daha söyleyelim. Hangi masal anlattı? Mikmiki Kiki'ye. Mikmiki Kiki. Ha, Mikmiki Kiki. Ha. Beğendik mi masalı? Beğendim. Ben çok beğendim masal anlatmasını da. Çok güzeldi. Çok güzel anlatmışsın masalı. Çok mutlu oldum ben. Sen masal biliyor musun böyle? Hı-hı. Biliyor musun? Hı-hı. Biliyorsun. Evet. Ha, tamam, ne güzel. Hadi dinleyelim mi şimdi bakalım ne anlatacak Elif Hanım bize? Birlikte dinleyelim mi? Hı-hı. Tamam, gel sen de. Gel yanıma şöyle. Evet, şimdi ben şunu merak ediyorum. Hani az önce dedik ya ilk bölümdeyken yaşa uygun da masal seçilmesi gerekiyor diye. Hangi yaş grubuna hangi masalları anlatmamız uygun olur? Evet, hemen ondan söz edelim o zaman. Bizim için önemli olan aslında belli başlı masallarımız var. Bu konuda yazılmış belli başlı kitaplarımız da var. Fakat çocukların en sevdiği hikayeler hangi yaş grubunda olursa olsun kendi içinde olduğu hikayelerdir. Evlerde biz bunları anlatıyorsak, biz evlerde bir masal anlatıyorsak, çocukları yamacımıza alıyorsak, kendi isimlerinin geçtiği, kendi problemlerinin geçtiği belki hikayeleri anlatırsak çok daha etkili olabiliyor.
Bu öncelikle bir defa aklımızda bulunması gereken en önemli şeylerden birisi bu. Kendilerine özgü masallar, kendi isimlerinin geçtiği, hatta kendi civarlarında belki kendi köylerinin isimlerinin geçtiği, kendi dedelerinin, kendi nenelerinin isimlerinin geçtiği masallar onlara her zaman hitap ediyor. Peki, anne karnında belli başlı masallar anlatılıyor ve bu masallar o çocuğu etkiliyor dedik. Biz bir yaştan başlayalım öncelikle. Evet. Biz 1 ve 3 yaş arasında daha böyle eğlenceli masalları anlatıyoruz çocuklara. Bu konuda yazılmış mesela bazı kitaplarımız var. Belki o kitapların resimlerinden faydalanabiliyoruz. O resimleri açarak masalları okuyabiliyoruz. Çocuk o resimlere bakarak biraz daha hayal dünyasını geliştiriyor. Örnek veriyorum, bir tavşan diyorsak, bir kedi diyorsak, çocuk belki o hayvanı hayatında daha yeni yeni görecek. Oradaki o resimle işte bu bak tavşan, bu bir tilki. Parmağımızı göstererek, bu şekilde göstererek bu bir tilki. Altında masal yazıyor ama onu okuyacak yaşta değil tabii ki çocuğumuz. Masalları bu şekilde anlatıyoruz. Akıcı bir konu olmalı ve masallarımız zaten çocuk masalları bellidir, böyle inceciktir mesela her bir konuda. Yaklaşık anlattığımız zaman 3 dakikayı 5 dakikayı geçmeyecek masallardır. Çünkü çocuklarımızın o sırada daha dikkatlerini çok fazla toparlayamadığı, daha resimleri daha böyle resimlere baktığı, resimlerden süslü püslü masallarımız var. Kısa masallar, genellikle böyle hayvanların daha çok geçtiği masallar, kedilerin, köpeklerin, tavşanların olduğu masalları anlatıyoruz. Biz tabii bu dönemde bunları anlattığımız zaman dil gelişimine çok etki ediyor. Yavaş yavaş dil gelişimi genişliyor. Yavaş yavaş bakın kelime hazinelerinin arttığını görüyoruz bu yaşlarda. Konsantrasyon becerisi için de bu çok iyi geliyor aslında. 1-3 yaş bu şekilde. Peki 3-4 yaşta artık okul öncesi döneme yavaş yavaş hazırlığın olduğu bir yaş. Mesela Mina 4 yaşında. Evet. Biraz daha uzun masallar anlatabiliriz. Yani artık 3 dakika 5 dakika değil de bir belki bunu 10 dakikaya çıkartabiliyoruz masallarımızı. 10 dakikalık bir masal anlatarak onun konsantrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş burada bakın yine kelime hazineleri biraz daha genişliyor ve bu kelime hazinelerine daha yeni kelimeler katılıyor. Orada farklı kültürlerdeki masalları da görebiliriz. Belki bizim kültürümüzde bir balo yoktur. Balo deyince çocuk belki balo kelimesini anlamayabilir. Ama mesela bir ona toplantı diyebiliriz. Ya da böyle insanların bir düğün töreni diyebiliriz. Eğlenceli toplantı. Ya da eğlenceli. Hani kelimeleri, evet, klasik masallarda çocukları yanıltıcı çok da şeylerimiz var. Ama orada ne yapabiliriz? Çocuklara uygun hale getirebiliriz biz bunu. Mesela belki bir Cinderella masalı ya da düşündüğümüzde bir Pamuk Prenses masalını düşünelim. Mesela bu masalda ne vardır, örnek veriyorum. Hani Pamuk Prens'te nedir, işte cadının gelmesi vardır, ona elma ikramı vardır. O elma ikramıyla beraber Pamuk Prenses'in bayılması, cüceler ve benzeri şeyler var. Ama halbuki biz burada onu daha farklı hale getirebiliriz, daha düzgün anlatabiliriz. Yahut da Cinderella masalını bir düşündüğümüz zaman, bir düşünelim. Gerçek Cinderella'yı anlattığımız zaman işte orada bir üvey anne var. Üvey annenin zorbalıkları var. Çocuğa zorbalıklar yapıyor. Çocuk bir anda mesela bir saraya gitme durumu oluyor o kızın. Saraya gittiği zaman düşündüğümüzde hani böyle sihirbazlar gibi mesela orada periler geliyor. Periler onu mesela kıyafetlerle donatıyor ama normaldeki oradaki çizgi filmlerinde yahut da normal filmlerinde bile baktığımız zaman, resimli masallara baktığımız bir zaman bile hocam, her zaman nedir, böyle dar kıyafetler, işte böyle abartılı şaşalı kıyafetler, cam ayakkabılar falan var. Halbuki orada çocuğun canını yakan bir şey var. Yani bu aslında biz bunu gerçek anlamda anlattığımız zaman böyle bayanlar sanki her zaman böyle canı yanan ya da o canı yanmaya mecbur gibi anlaşılıyor. Böyle anlaşılmaması gerekir. Yani bir Cinderella masalını bile biz çok daha değiştirip anlatabiliriz. Ya da bir Uyuyan Güzel masalını bile çok farklı anlatabiliriz. Oradaki üvey anne, her üvey anne sanki mesela gerek Cinderella'da da öyle, diğer birkaç masal da öyle. Kötü sanki gibi anlaşılmamalı. Her üvey anne ne yapıyor? Daha önceki programda da konuştuk. Böyle bir şey yok. Yani birçok çocuğa kendi çocuğuymuş gibi bakan çok güzel annelik yapan annelerimiz var. Tabii. Yani buradaki genellemeleri vesaire çocuktan belli bir şekilde bu üvey anne diye belki belirtmek lazım. Yani oradaki sanki çocuğun kafasındaki
Mesela sihir kelimesini bile ona göre her şeyin her istediğimiz zaman böyle olmayacağını da masal sonunda belki belirtmek gerekiyor. Çünkü bu sefer çocuk hep o hayal içerisinde de olabilir. Orada dengeli hareket edebilmek çok önemli. Pamuk Prenses'le alakalı da çok mesela eleştirel bir gözle bakılması gerekebilen yönleri de var mı? Var. Yani bir anda bir prensin ortaya çıkıp hemen onu uyandırması ne kadar gerçek hayatta mümkün değil. Ama işte bunun bir masal olduğunun da farkı. Nasıl çocuklar çizgi film seyrettikleri zaman hemen etkilenmemelerini ne yapıyoruz? Yerine göre orada beraber izliyorsak, buradaki bazı şeyleri anlatırsak, masaldaki son kısmında da ya da bittikten sonra onunla soru cevap kısımları da yaparak bunları törpüleyebiliriz. Zaten herhalde ailelere o yüzden söyleniyor değil mi? Yani çocuklarınıza kitap okuyacağınız zaman, masal anlatacağınız zaman önce sizi gözden geçirin. Kesinlikle. Çünkü yani orada eğer böyle bir cümle varsa o masal anlatırken toparlamak belki birazcık daha zor olur ama kesinlikle. Baştan okuduğu için mesela atıyorum üvey anne meselesinde. İşte bu üvey anne böyleymiş ama üvey annelerin çok tatlı olanları da var gibi toparlama şansı belki olabilir. Yani masalı önceden okuması, bilmesi ailenin çok önemli ve en önemli şeylerden bir tanesi de biz bunu eğer evde okuyorsa anne baba masal için ya da kitap okuma saati diye özel saatler ayırması gerekir. Onlardan da birazcık bahsetmek istiyorum. Yani hadi gel şimdi seninle bir masal okuyalım, ben sana bir masal anlatmak istiyorum demek yerine belli başlı masal figürlerimiz olsun. Hı-hı. Örnek veriyorum. Nasıl olsun? Bir masal köşemiz olabilir. Mesela bu bazen bir masanın altı bile olabilir. Masanın altında şunu yapabiliriz mesela. Şimdi masal saatimiz, masal dünyasına gireceğiz. Masal dünyasına girdiğimiz zaman bu masanın altında yapabiliriz. Ya da bakın ailelerimize önerilerimiz şöyle de olabiliyor. Bir masal battaniyesi olsun. Bir oyun çadırı olabilir. Bir masal battaniyesi olabilir. Bir masal yorganı olabilir. Şimdi artık masal saatine geçiyoruz. Masal saatine geçtiğimiz zaman lütfen masalımızı güzelce dinleyelim. Hatta bakın masal yaparken böyle bazı ritüellerimiz bile olabilir evde yaptığımız zaman. Neden? Çocuk onun hayalle gerçek dünyayı ayırtmasını istiyoruz biz. Yani eğer masanın altında bir masal okuyorsak, büyük kocaman bir yemek masasının altında masal okuyorsak, diyelim ki burası bizim masal köşemiz, burası bizim masal battaniyemiz, buradaki masallar, bura masal dünyası. Ama buradaki masal dünyasındaki hiçbir şey gerçek değil. Dış dünya gerçek. Yani. Yani burada ayırt etmesinin lazım. Çocuk burada masalı dinler, orada masalı dinler, şurada masalı dinlerse o zaman ne olacaktır biliyor musunuz? Her şeyi hayalle gerçekleri birbirine karıştıracaktır. Karıştırmasına izin vermeyeceğiz. Burası bizim masal bölgemiz. Burası masal bölgemizde, masal bölgemizde olağanüstü olaylar var, olağanüstü kişiler var, olağanüstü kahramanlarımız olacak, olağanüstü yeteneklerimiz olacak. Bazen bu olağanüstü bir yüzüktür, bazen olağanüstü bir ayakkabıdır, bazen de olağanüstü sihirli bir değnektir, belki de bir peridir. Ama bu sadece bu köşeye özgü, sadece bu masalı anlattığımız yere özgü. Dış dünya bizim dış dünyamız diye çocuğa anlatmamız gerekiyor. Yani dış dünyayla gerçeği gerçekle hayali mutlaka ayırt etmesini sağlamamız gerekiyor. Yani çocuklara masal anlatırken bile uyumamız gereken ne kadar çok kural var değil mi? Yani kesinlikle. Masalı bile öyle hadi açtım çocuk zaten okuyuvereyim ve zaman geçsin diyerek anlatamıyoruz. Ya da sadece uykudan önce anlatılacak masallar yoktur. Yani siz orada bir masala Cinderella masalını uykudan önce anlattığınız zaman ya da farklı bir masalı, heyecanlı bir masal anlattığınızı düşünün. Uykudan önce siz bunu anlattığınız zaman sonra ne olacak diye çocuk ne yapacaktır? Böyle bir anda şey yapacaktır, heyecandan uyuyamayacaktır. Tabii. Yani uyku masalları daha farklı. Onlara değerler eğitimi verdiğimiz masallar çok daha farklı. Onları yönlendirdiğimiz masallar çok daha farklı. Öğüt verici masallar daha da farklı. Terapötik etkisi olan masallar çok daha farklıdır. Mina'ya soralım bakalım masal seviyor muymuş? Mina masal seviyor musun sen? Evet. Şuraya konuşur musun? Seviyorsun. Evet. Hangi masalları seviyorsun? Nasreddin Hoca seviyorum. Keyayan'ı biliyorum. Nasreddin Hoca'yı biliyorum. Hep onların çirkinliğini izliyorum. Çizgi filmlerini izliyorsun. Doğru anladım değil mi? Bükmek ki bir hikayedir. Onları biliyorum ben.
Ne zamanlarda masal dinlemeyi seviyorsun? Öyle bir saatin var mı senin? Babam uyurken bir yere gittiğim zaman, hemen heyecanlandığım zaman, uyuyamadığım zaman babam masal okuduğumda bana masal okur. Ne sorabiliriz mesela Mina'ya masalla ilgili? Bildiği masalı bize reklam arasında anlattı. Anlattı değil mi? Mesela masal tamamlama yapabiliriz. Böyle bir masalı anlatırken orada mesela hayal gücünü kullanmasını isteyebiliriz. Bir masalı anlatıyoruz, yarıda bırakıp sence ne olmuştur? Sen bizim konuştuğumuz bu konuları sevdin mi, masal konularını? Sen de masalın ne olduğunu biliyorsun zaten değil mi? Ben önce Nasrettin Hoca'yı okumayı seviyorum. Sen en çok Nasrettin Hoca'da kalmışsın o zaman. Seviyor demek ki. Evet. Nasrettin Hoca nasıl? Nasrettin Hoca masalları her zaman düşündürücü masallardır değil mi? Bir hatırlayalım. Yani Nasrettin Hoca genelde hikaye tarzında. Her defasında bir olayın sonunda işte parayı veren düdüğü çalar. Tabii. Gibi. İşte yoğurdu mesela göle yoğurt mayalamak gibi. Nedir? Bize aslında düşündürücü şeyler söyler. Dünyanın merkezinin neresi olduğu gibi. Yani orada aslında çocuğu bir nevi de düşündürücü. Biz mesela masal terapisinde peki sen olsaydın ne yapardın? Böyle bir şeye nasıl bir yanıt verirdin? Acaba bu davranışı sence doğru mu? Yahut da şunu soruyoruz. Peki sen olsan bu davranışı davransaydın sana ne derlerdi? Ne yaparlardı? Gibi soruları her masalda soruyoruz ki çocuktan verdiğimiz yanıta göre o çocuğun dünyasını anlamaya çalışıyoruz. Genelde dediğimiz gibi 4 yaşa kadar daha çok öğüt verici ama böyle korkutucu olmayan, daha böyle egzantrik masalları anlatıyoruz. Artık çocuğumuz 4 yaşında, 5 yaşındaysa neyin hayat, neyin hayatla, neyin de gerçek olduğu, neyin hayal olduğunu artık yavaş yavaş anlamaya başlıyor. O zaman ne yapıyoruz? Hayalle gerçeğin biraz daha birleşiminden oluşan masallar anlatıyoruz. Biraz daha hayal ürünü masalları anlatmaya başlıyoruz. Genelde bu yaşımız aslında okul öncesi bir dönem. Okul öncesi dönemde olmasa bile okullarda anlatırdığı zaman mutlaka çocuklar bölüyor. Biraz da buna değinmek istiyorum. Çocuklarımız genelde bölüyorlar mesela öğretmen masalı anlatırken. Aslında çok güzel, tam masal kıvamında giriyor. Mesela okullarda nasıl anlatabiliriz bunu? Hani evde bir köşe yaptık, evde belli bir masal saati yaptık, evde belli bir masal yorganı, battaniyesi anlamında bir şeyler yaptık. Okullarda da masal saatini mesela güzel bir üslupla hadi şimdi masal anlatıyorum size demek yerine mesela daha böyle masala hoş ortam hazırlayabiliriz. Yani nedir? Kostümler giyebiliriz. Kostümler giyebiliriz. Masaldan önce belki onun o çocukların dikkatini çekebilmek adına mesela masal saati müzikleri yapabiliriz. Evet mesela ne yapıyoruz işte genelde şey yapıyoruz. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir masal uydurdum, başlasın masal saati diyoruz. Mesela orada çocukların sessizliğini sağlamak için belli bir müddet sonra zamanı göstererek şşş diyoruz ve sorularımızı bir sonraki aşamaya saklıyoruz. Elbette çocuk soru soracak. Onun merak dürtüsünü biraz daha abartacağız biz. Peki çocuklarımız bu dönemde çok soru sorarsa, tam masal anlatıyoruz soru soruyor. Tam masal anlatıyoruz soru soruyor. Şu kimdi? Aa ondan benim de vardır gibi mesela sorular soruyorlar. Masalı böyle anlatmak belki zorlaşabilir. O zaman genellikle şunları kullanıyoruz. Başka bir nesne kullanıyoruz. Diyoruz ki mesela genelde ben sihirli aynayı kullanıyorum. Sihirli aynayı nasıl kullanıyoruz? Şöyle yapıyoruz hocam. Diyoruz ki bak bu bizim sihirli aynamız. Bu sihirli aynamızda şimdi sen o soracağın soruyu cebine koy. Vakti geldiği zaman masalımız bitsin. Daha sonra sihirli aynamıza kendin sorarsın. Bakalım ne cevap verecek diyoruz. Çocuğun orada tepkisini alıyoruz. Tabii ki çocuk bunu unutmuyor. Yani unutanlar da var ama diyor ki hani ben masaldan sonra sihirli aynaya soru soracaktım. Tabii ki alabilirsin. Al ve şimdi git ona sorunu sor. Soruyu soruyor mesela. Tabii ki orada soruyu sorduğu zaman aslında cevabı da kendi veriyor. Sonra diyoruz ki cevabını verdi mi sihirli aynaya? Hı-hı, sordum ve cevabı şuymuş. Yani hem masalımızı güzel bir şekilde anlatmış oluyoruz hem de ne yapıyor çocuk? Orada kendisi soruyor, kendisi doğruyu yanlışı yavaş yavaş ayırt etmeyi öğrenebiliyor. Hocam siz nasıl yapıyorsunuz çocuklara masal anlatırken böyle toplu bir şekilde? Şimdi tabii bizim öğretmenlerimiz anlatıyor. Biz masal terapisini bu anlamda sınıflarımıza çok fazla uygulamıyoruz ama
hocamın söylediği gibi oradaki masal ortamında ilk önce bir çocuğu o ortama hazırlamak gerekiyor. Yani hadi hemen masal hocamın söylediği gibi masal anlatıyoruz noktasında çocuklara girdiğiniz zaman o ortam oluşmuyor. Çocukları belli bir şekilde, hatta baktığınız zaman dilimde bu konuda gerçekten kendine çok güzel öğretmenlerimiz var. Mesela o masal ortamında bir eğer nene olması gerekiyorsa kostümünü giyiyor vesaire diyor, gözlüğünü takıyor. Ona göre okuyabilir. Hatta bunu aynı şekilde tabii ki uygulayabilen erkek öğretmenlerimiz de var. Ve bir masal köşesi yapılıyor. O masal köşesinde işte sahne düzeni vesairesi tamamen ayarlanıyor. Ve çocuk ne yapıyor? Orada heyecanla bekliyor. Yani siz onu hazırlamadığınız zaman dilimde oradaki okuduğunuz bir hikaye olabilir, bir masal olur. Ne anlatırsanız anlatın çocuğa o evrene sokmadığınız takdirde çocuk orada var olmaz. O zaman da istediğimiz faydayı mülahaza edemeyiz. Orada süreç çocuk açısından sadece boşa geçirilen bir zaman olur. Ama eğitmen oradaki süreçte çocuklarının bilhassa mesela diyelim ki kendisi de bir masal uydurabilir. Mesela sınıfta davranış problemi olan bir çocuk veya belli bir şekilde temizlikle alakalı problemleri olan çocuklara, uykusunu zamanında uyumayan, geç yatan çocuklara, bunların hepsine masal uydurarak o esnada çocuklara ne yapılabilir? Anlatılabilir. Veya güzelce bir seçeceğimiz masallarla bunları da destekleyebiliriz. Mühim olan hangi masalın hangi dönemde ne zaman hangi çocuk grubuna okunacağını da dediğimiz gibi bu işi iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Aslında yani sadece masallarla bile çocuklara ne kadar çok şeyler anlatabiliriz, tabii, değil mi? Yani belki direkt senin işte 9'da yatman gerekiyor desek çocuk onu belki uygulayamayabilir ama masalda bir karakter belirleyip onun üzerinden mesajlar verdiğimiz zaman belki daha rahat olur. Tanınan ve bilinen bir karakteri de koyabiliriz. Hani saat 9 oldu benim artık yatmam gerekmiyor mu? Bak Tom da bu saatte yatıyordu. Kendi masal karakterlerimiz de olması lazım. Yani yabancı kaynakların karakterleri içerisine baktığımız zaman birçok fazla olumsuzlukları da barındırıyor. Ve mesela seyrettiğimiz çizgi filmlerde de bunu görüyoruz. Her şeyde biz kendimizin çünkü farklı bir kültürü var, farklı değerleri evet. var, farklı bir inanç sistemimiz var. Orada bunu belli bir kalıplar içerisinde de doğru şekilde yerleştirebilmemiz, o olumlu mesajları da bu ölçekte verebilmemiz önemli. Bunlara dikkat etmemizde fayda var. Bizim en önemli kısımda çocuklarımızla alakalı olan süreçlerimizde dikkat etmemiz gereken husus orada onların dünyasına girebilmek. En önemli yapmamız gereken şey. Yani o dünyaya girdiğiniz zaman diliminde, o kapıyı bir araladığınız zaman diliminde içinde çok güzel şeyler var. Oraya mühim olan ulaşabilir. Peki siz bu masal terapisini çocuklara nasıl uyguluyorsunuz? Mesela uyguladığınız alan nasıl bir alan? Oyuncaklar var mı? Genellikle şöyle uyguluyoruz. Öncelikle bize bir problemli çocuğumuz geldiği zaman, yani biz direkt hadi gel sana masal anlatalım ya da velilerimiz şunu da söylemiyor. Gel sen bir işte bir masal dinle terapisten diye bizi göndermiyor. Bize gelmiyorlar. O zaman ne yapıyoruz? Çocuk problemli bir sahada gelmiş zaten. Örnek veriyorum, dil gelişiminde bir problem var. Konuşma problemi olabilir. Hiperaktivitesi vardır belki de bu çocuğun. Belki ailesinde sosyal bir problem vardır. Ailevi sorunları vardır. Duygu durum bozuklukları vardır. Yahut da hani dediğimiz gibi mesela bir alt ıslatma olabilir. Şu anda kız çocuklarının en çok geldiği vakalardan bir tanesi de güzellik algısıyla geliyorlar. Çocuklar geliyor. Çünkü herkes Cinderella gibi güzel olmak istiyor. Herkes Barbie'ler, Cindy'ler gibi böyle çok güzel davranmış, çok güzel bir şekle bürünmek istiyor. Halbuki orada biz bakın bu da oyuncak alımında bile çok önemli. Yani hocam buradaki çocukların seyrettiği çizgi filmler değil, anne babalarıyla beraber eğer film veya dizi film seyrediyorlarsa evet, da orada da çok abartılı yani kıyafetler ve şeyler var. Bir kadın figürünü görüyor çocuk. Yani bir oyuncak alıyorsunuz belki ama o aslında bir bebek figürü evet. değil. Bir kadın figürü değil mi? Yani oradaki gibi saçının olmasını, oradaki gibi parmaklarının olmasını, oradaki gibi giyinmeyi, yani ondaki gibi o oyuncaktaki gibi ya da o çizgi filmdeki gibi giyinmeyi yahut da başka şeyler istiyor. Günlük kıyafetiyle hiçbir şey yok. Bebek yok mesela. Evet. Çocuklar oynadı. Hep abartılı. Evet ya, hep çok abartılı. Yani hepsi böyle şeyli balo kıyafetleri. Yani genelde satılan bebekler de. Tabii bu biraz da arz talep meselesi ama hani insanlar bunu alabildiği için
üretim de ona göre yapılıyor. Yani üretim normal bir şekilde günlük hayatımızdaki gibi yapılsaydı insanlar onu alacaktı. Bunun da belki bir başka konuda konuşmak lazım. Belki çocuklarda oyuncak seçimini. Bize gelen çocuklar dediğim gibi genelde vaka olarak geliyor. Danışan olarak geliyor. Danışan olarak geldiği zaman öncelikle anne babadan biz anamnez dediğimiz bir form alıyoruz. Yani bizden beklentisi ne? Bu çocuktaki problem ne? Hangi sahada problemli olarak gelmiş? Problemini söylüyor. Biz onu oyun terapisi yaparken ona gerektiği yerde masal terapisiyle müdahale ediyoruz. Yani oyun terapisiyle zaten atlatılabilecek bir süreçse bunu atlatabilir. Ama orada anlattığımız bir masal belki onun hayatı boyunca etkisinde kalabileceği bir masal. Burada tabii ki bir masalın bir anne tarafından anlatılabileceğini de biliyoruz. Ama bir psikoterapist anlattığı zaman yani terapi gözetiminde olduğu zaman çocuğa ne yapıyor? Tedavi ediyor. Çocuktaki bir tedavi gözlemleyebiliyoruz. Evde belki siz onu anlattığınız zaman hiçbir şey olmuyor. Ama tedavi aşamalarını bilerken, terapötik aşamalarını bilerken çocuğa oyun terapisiyle birlikte biz bir de masal terapisi verdiğimiz zaman çocukta güzel davranışlar meydana geliyor. Ya da eski kötü davranışları ya da uyumsuz korkuları davranışları mesela, gidebiliyor. Korkularını mesela bu anlamda yenebiliyor. Çünkü korkularını orada korkulacak bir şey olmadı. Çocuklar şimdi seyrettikleri çizgi filmlerde vesaireden dolayı hatta evde biraz daha abisi ablası olduğu takdirde onlar bilhassa küçük kardeşlerini korkutmaktan büyük zevk alıyorlar. Yani çünkü ondaki o tedirginliği görmek onu mutlu ediyor. Biraz da burada tabii ki temelde kardeş kıskançlığı da yatıyor. Çocuklar bu problemleri, korkularını, gece uykularını, uyku terörü dediğimiz kısımlarda da muhakkak ki kendi iç dünyasında ciddi manada problemler yaşıyorlar. Bu korkutmaların eseri olarak geceleri devamlı ya anne babasının yanına gitmek istiyor veya ikide bir uyanıyor, sesleniyor, orada karanlıkta kimse var mı diye. Tabii ki uykuyla alakalı çok ciddi belki bir farklı bir programı yapmak lazım. Etrafımızda görüyoruz ki bunu yaşayan birçok aileler var. Burada muhakkak ki çocuğa böyle anlatacağımız hikayelerle ve masallarla bunun ayrı bir dünya olduğunu ve orada korkulacak bir şey olmadığını her zaman biz onun yanında olduğumuzu ifade etmek ve belli bir ölçekte tabii ki mesela psikoterapi ortamında da bunun çocuğun bilişseline yönelik yani orada yaşına göre tabii ki olmak kaydıyla desteklemek gerekiyor. Eğer bu çocuk bunun bir farkına varırsa oradaki mesela bir danışanımız gelmişti. Çocuk mesela bir bakıyorsunuz ki izlenmiş olduğu bir çok enteresan farklı bir figürden dolayı onun da aynı şekilde kendi evine geleceğini ve geldiği zaman dilimde ona zarar vereceğini düşünüyor. Niye? Çünkü aklında gördüğü sahneler hep onu etkiliyor ve onun gerçeklik algısını yaşamış olduğu travmalarla birlikte pekiştiriyor. Orada belki günlük yaşamında onunla alakalı çok fazla bir alakası yok ama zaten korkmaya bir meyilimiz var, ortamımız var. Oradan en nihayetinde o ölçekte etkilenebiliyoruz. Peki o zaman bir mutfağımıza gidelim ya da ilk reklama mı gidelim? Bir mutfağa bakalım ondan sonra reklama gidelim. Tamamdır. Hadi bakalım. Ama önceki haftanın konuları da hocam hemen belli oluyor. Oyuncak seçimini konuşmamız olabilir. Gerekir. Uyku olabilir. Konuşmamız gerekir. Başka? Düşünelim program devam ediyor. Evet. Çıkıyor çocuklardaki ev ilişkisi, ailedeki ev ilişkisi olabilir. Yani çocukların ailedeki tutumları ve bu ailenin onlara davranışları esasen olabilir. Esasen filial terapi dediğimiz terapinin içerisinde bunları da konuşabiliriz. Evet, filial terapimiz var. O da oyun terapisinin bir süreci. Anne babanın nasıl oyun oynaması gerektiğini öğretiyoruz onlardan. Öyle mi? Ay bir de onlar filial vardır. Onlar da merak ediyor. Onunla konuşalım. İnşallah. Tamam, bir mutfağa gidiyorum şimdi. Acıktık mı bu arada? Evet, kokular acıkmasak da acıktırıyor. Kokular geliyor güzel güzel. Bakayım usta ne yapacak? Usta hepsini hazırladın mı yoksa? Yok, güzel. Izgarayı kaldırmışız. Evet, ızgarayı değiştirdik. Tamam, değiştirdik. Misafirimiz arttı. Öyle mi? Evet. Tamam. Hemen kavurmaya çevirdik. Bu şekilde soğanımızı, biberimizi attık. Küçük soğanlarımız. Küçük soğanlarımız var, yeşil biberimiz var. Evet. Şöyle bakıyorum domateslerimize de. Sonra işte domateste somonumuzu küçük küçük dilimledik. Somonumuzu, domatesimizi atıp onu da kavurma yapıp bir kişilik yemeğimizi 3 kişilik yapacağız. Öyle mi? Tamam. Tabii. Daha iyi olmuş ama şey tavada göstermemiz değil mi? Tabii, yani elinde eğer ızgara yoksa kimsenin bu şekilde yapabilir. Izgarayı zaten 2 hafta önce yapmıştık. Şu şekilde buğulamamız hazırlanıyor. Bunda piştiğini altına patatesler koyduk. Patateslerin yumuşamasından pişip pişmemesi belli olur.
Patateslerin yumuşamasına aha bakacağız bu lavada evet da. Senin yemeğin nerede? Sıyında. Sıyında. Peki. İyisin değil mi? Hı hı. Dur bakayım sana da mikrofon tutalım. İyi misin? İyiyim. Ne yaptın görüşmeyeli? İyiyim. Bu kadar mı? Bize anlatmayacak mısın ne yaptığını? Anneanne ve dedeye selam söylüyor. Anneanne ve dedemiz dedeye selam söyleyeceğim. Anneanneye ve dedeye selam büyük gönderiyoruz. Anneanne, büyük, büyük anneanne, büyük dede. Peki reklama gidelim mi? Gideyim. İyi, hadi gidelim. Gidelim usta, reklama var mı şu an tamam, göstereceğimiz? Canım. Reklamdan sonra hazır olur. Reklamdan sonra göstermiş olalım o zaman. Hayatın içinden çok kısa reklam arasından sonra devam ediyor olacak. Bizden ayrılmayın. Hayatın içinden devam ediyor. Şimdi bu kadar masaldan bahsettik. Ben masal dinlemeyi çok severim. Bir tane bize masal anlatın bari. Değil tamam mi hocam? Bir masal dinleyelim Elif hocamla. Bu kadar masalı tabii konuşup da masal anlatmamazlık olmaz. Tabii öyle. O hadi zaman bakalım terapötik etkisi olan bir masalı anlatalım. Tamam. Bu masal bizim dünya klasiklerinden bildiğimiz Cinderella masalı olsun ama bu Cinderella masalını değiştirerek anlatacağız. Tamam. Oradaki usulsüzlüklere girmeyeceğiz. Gel masal dinleyeceğiz. Gel bakayım yanıma. Hadi masal bakalım. Başlayalım mı Mina? Evet, tamam. Biz hazırız. O zaman hazırsak başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Ay bir şey soracağım başlamadan. Bizim cevap vermemiz gereken bir şey olacak mı? Yok yok. Sadece biz sadece anlatacağız. Anlatacağız. Tamam. Evet. İyi, hadi dinliyoruz. Mina dikkatini topladı bile şu anda. Evet. Dur dikkat bizi izliyor. Bir varmış deyince. Şöyle bir durumumuz da var. Şimdi bu terapötik etkili olunca biz burada masalı değiştireceğiz. Özellikle hani bizim kız çocuklarımız birazcık güzellik aha algısına düşkün. Hayatı kendileriyle sevmesini, kendilerini kendi oldukları için sevmelerini zaten istiyoruz. O yüzden Cinderella masalını birazcık değiştirerek anlatacağız. Hadi bakalım çok hazır merak ettim. Mina? Hazır mıyız? Tamam. Hadi bakalım. Bu masal sana da gelsin o zaman. Hı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde dünyanın bir köşesinde çok tatlı bir kız yaşarmış. Bu tatlı kız aynanın karşısına her defasında geçip hayaller kurarmış. Yanakları pamuk prensesinki kadar kırmızı, çok tatlıymış. Saçları ise o kadar güzelmiş, o kadar güzelmiş ki aynanın karşısına dönüp dönüp bakarmış. Var mı benim gibi güzeli dermiş her defasında. Ama tabii ki aynada ona hiçbir zaman karşılık vermezmiş. Sonra yaptığı şey şuymuş. En güzeli saçlarımı uzatayım Rapunzel gibi olayım istermiş. Fakat Rapunzel gibi olmayı da istese de pamuk prenses gibi olmayı istese de en çok Cinderella olmak istermiş. Çünkü Cinderella olmak onun en büyük hayaliymiş. Cinderella gibi bir baloya gitmek, orada prensle karşılaşmak ve karşılaştığı zaman güzel güzel elbiselerle olmak istermiş. Tam böyle hayallere bir gün dalmış ki saçlarını güzel güzel taramaya çalışırken birden annesinin sesini duymuş. "Yavrum, hala ödevlerini yapmadın mı sen?" diye bir ses duymuş. Bu sefer düşünmüş. Ya öf, yine mi ödev, yine mi ödev, ama ben 10 tane derse çalışmaktansa, ödevleri yapmaktansa sarayda prensesler gibi yaşamak, hatta prenses olmak istiyorum demiş. Çünkü en büyük hayali prenses olmakmış. Bu güzel kızımız tam böyle hayallere daldığı sırada bir anda "Madem sen prenses olmak istiyorsun, işte geldim" diye bir ses duymuş. "Aman Allah'ım, o da ne?" Gelen sağ tarafına bir bakmış ki Cinderella perisi. Cinderella perisi bu sefer o güzel kızın yanına gelmiş. Ve demiş ki "Madem sen Cinderella olmak istiyorsun, ben de Cinderella perisiyim. Şimdi seni Cinderella masalına götüreceğim" demiş. Ve elindeki o değneği, sihirli değneği almış, kızın üzerine getirmiş. Ve kızın kıyafetleri bir anda değişmiş. Pullu, güzel mi güzel, parlak mı parlak, harika bir kıyafete dönüşmüş kızın geceliği. Sonra güzel prenses oldu artık. Prensesi yapacağı şey onu baloya götürecek bir araba bulmak ve askerler bulmak.
Güzel perimiz değneğini değdirmiş, masanın üzerindeki kalemler bir anda asker oluvermiş. Değneğini değdirmiş, o elindeki bebeği, çok tatlı bebek, oyuncak bebeği bir anda cam ayakkabıya dönüşmüş. Ve artık hazırlarmış. Baloya gitme zamanı gelmiş. Ve yavaş yavaş baloya doğru yol almışlar. Atlar tıkır 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 giderken sonunda saraya gelmişler. Saraydaki balonun müzik sesi her tarafa geliyormuş. Cinderella olmak isteyen kız bunu o kadar çok sevmiş, o kadar çok beğenmiş ki hemen girmeliyim ve prensle tanışmalıyım demiş. Prensle tanışmak için baloya girdiğinde yollar açılmış, onu prensesler gibi tanıtmışlar ve orada prensi görmüş. Prensi gördüğünde, prensle ilk göz gözü geldiklerinde prens ona demiş ki artık bu sarayda prenses olarak kalmak ister misin demiş. Zaten Cinderella olmak isteyen kızın en büyük hayali bu prenses olmakmış değil mi? Sarayda prenses gibi yaşamakmış, prenses olmakmış. Sonra Mina ne olmuş biliyor musun? Bir anda tam ona evet demek isterken, ben bu sarayda prenses olmak istiyorum derken, elinde bir valiziyle bir kız çıka gelmiş. O da ne? Bu kız kimmiş biliyor musunuz? Gerçek Cinderella. Gerçek Cinderella demiş ki o Cinderella olmak isteyen kıza, "Aa, iyi ki geldin, sana çok teşekkür ediyorum. Ben de Cinderella olmak istemiyorum zaten. Neden Cinderella olayım? Neden bu sarayda yaşayayım ki? Bu sarayda yaşamak hiç eğlenceli değil." demiş. "Neden öyle diyorsun?" demiş Cinderella olmak isteyen kız. "Ben bu sarayda yaşamayı istiyorum halbuki." dediğinde şunu söylemiş. "Hayır, bu sarayda olmak istemen çok tehlikeli bence. Düşünsene, her gün o daptar kıyafetleri giyeceksin. Her gün o cam ayakkabıları giyeceksin. O ayakkabılar ayaklarımıza zarar verir. O dar kıyafetlerle güzel güzel hareket edemeyiz. Halbuki düşünsene, evimizde yaşasak, zamanı geldiğinde okulumuza gitsek. Ben okumak istiyorum. Ben öğrenmek istiyorum. Derslerimi yapmak istiyorum. O yüzden ben okula gitmek istiyorum. İyi ki geldin ve bu masaldan beni kurtardın." demiş gerçek Cinderella. Sonra düşünmüş, "Ben gidiyorum." demiş gerçek Cinderella. Ve Cinderella olmak isteyen kız bunu anlam verememiş. "Bir dakika dur, nereye gidiyorsun? Niçin gidiyorsun? Tam olarak anlamadım." demiş. "Yahu neresini anlamadın? Şu düşünsene, şu masalda doğru düzgün prensle bile konuşamadım. Sarayda yaşamak bu mu?" demiş. "Her zaman sarayda bir sürü saçma sapan insanlar var. Ben kendi evimde ailemle güzel güzel yaşamak istiyorum, annemle babamla. Ve okul zamanı okula gidip derslerimi çalışmak istiyorum. Ben okumak, yazmak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Belki de ileride çok güzel bir mesleğim olur." demiş. Ve bunu duyduktan sonra gerçek Cinderella koşarak gitmiş. Tam o sırada onun arkasına yetişmek isteyen, Cinderella olmak isteyen kız, o güzel olmak isteyen, prenses olmak isteyen kız bir bakmış ki gecenin 12 saatinin sesini duymuş. Saat artık 12'yi gösteriyormuş. Masalda anlatıldığına göre 12'de her şey artık gerçek olacakmış. Ve artık Cinderella olmak isteyen kız Cinderella olmak istemiyormuş. O dar kıyafetleri, cam ayakkabıları giymek istemiyormuş. Okumak, yazmak istiyormuş. Hemen cam ayakkabılarını eline almış ve saraydan bir an önce uzaklaşmak istemiş. Ailesinin yanına gitmek istemiş. Ve o sırada 12 sesi dın dın duyulmuş. Ve bir anda Cinderella olmak isteyen kız ayakkabılarını elindeydi, bebeğine geri dönüştüğünü görmüş. Ve gerçek olan kıyafeti gecelikleriyle beraber uykusunda uyumaya başlamış. Çünkü bu kızın en büyük hayali artık okula gitmekmiş. Derslerini yapmak, tatlı, güzel bir evlat olmak istiyormuş. Artık Cinderella olmak istemiyormuş. Bu masalımız da burada bitmiş. Ay, iyi ki Cinderella olmamış. İyi ki de olmamış değil mi? Sence Mina? İyi ki Cinderella olmamış değil mi? Onlar elmiş muradına biz çıkalım kerevetine. Sen de artık Cinderella olmak istemiyorsun değil mi? Ama zaten Mina da Cinderella gibi. Saçları çok güzel, evet. Kıyafetleri çok güzel. Mina kendi annesinin babasının yanında zaten prenses. Onların prensesi değil mi Minacığım? Evet. Evet. Bizim sarayda yaşamamıza gerek yok. Şimdi yemeğimize bakalım mı birlikte?
bir yemeğimize bakalım. Tabii sonrasında ki. Hemen geliyorum. Bir toparlamış oluruz sonrasında. Tamamdır. Şimdi bir mutfağımıza gidelim. Yemeğimiz hazırmış herhalde. Bir bakalım usta neler yapmış. Ağzınıza sağlık bu arada. Siz dinlendiriyorum mutfağa gidip geliyorum. Tabii ki. Hepsini hazırladık tabii değil mi? Tabii. Masalımızı beğendin mi usta? Masalımız çok güzeldi. Tabii. Biraz da dinledim masalı. Evet, neler yaptık? Yemeğimiz hazır. Şu şekilde hamsi buğulamamız var. Evet. Altı patatesli. Hamsi buğulamayı çok seviyoruz zaten. Evet. Değil mi Mina? Gel sen de şöyle. Patates, soğan. Üzerine hamsiyi diziyoruz. Evet. Üzerine limon ve domatesle süsledik. İçine tane karabiber attık. Acı sevenler için atom biberimiz vardı. Ondan biraz attık. Ay, o acı biberden kullandık mı yine? Evet, acı kullandık. Biberden. Tamam. Ama çok az kullanmışız zaten. Az şöyle kullandık. Bakıyorum. Üzerinde limon var. Zeytinyağı. Üzerine biraz da tereyağı eklediğin zaman çok güzel bir lezzet olur. Bunda bakın yağ çevirme yapmadık. Yani yok, çevirme yağ yok. Almadık, çevirmedik. Bu şekilde yapılıyor. Kokusuz olur. Kokusuz. Evet, hı-hı. Kapağını da kapattığı zaman evde hamsi kokusu veya da balık kokusu olmaz. Koku istemeyenler için, evinde koku sıkıntısı yaşayanlar için güzel bir yemek. Böyle pratikte hemen. Tabii tabii, çok güzel pratik. Bir balık yemeği. Balık yemeği yapmaktan korkmuyoruz zaten ben artık. Ben az önce babamdan balık istedim. Bana verdi. Benim karnım çok acıkmıştı. Sonra ben şeyini de yedim. Kuyruğunu da yedim. Sen de mi yedin kuyruğunu? Ben de yiyorum kuyruğunu. Çok lezzetli değil mi? Mina az önce babasından balık istemiş. Babası da ona balık vermiş. Kuyruğunu da yedim. Hamsi yedi. Hamsi mi yedin? Evet. Şimdi ben geçince sen hepsini ye. Tamam mı? Bu karnını doyur güzelce. Burada ne yaptık? Burada da 100 gram kadar balığımız vardı. Hı hı. Onu biberle, soğanla ve domatesle kavurma şeklinde yaptık. Hı hı. Önce soğanla yeşil biberimizi attık. Önce soğanla yeşil biberimizi sonra? Attık. Ondan sonra balığımızı attık. Sonra balığımızı balığımız attık. Pişmeye hı hı. Yakın domateslerimizi attık. Domates zaten hemen ateşi görüversin yeter. Yağını ne kadar koydun? Zeytinyağı çok az bir zeytinyağı ekledim ben. Hı hı. Zeytinyağıyla yaptım. Buna da az bir yağ koymuştuk. Evet. Az zeytinyağıyla yaptık. Somon yağlı balık zaten. Hı hı. Yani çocuklar için önerilen bir balık. Çok lezzetli olur. Baharat olarak da yine karabiber, atom biberi ve tuz hı hı. ekledim. Atom biberini ekledik mi buna da? Ekledik. Ay evet. Evet bak görünüyor. Az ekledim yani acı sevenler için. Şey de var. Karabiber de var. Tane karabiberi de ekledim. Sen diyorsunuz ben boncuk diyorum işte ona. Boncuk karabiberimiz de boncuk var. Boncuk karabiber. Hı, boncuk karabiber de var. Sen şimdi yemeğini güzelce ye. Dur bakayım. Sen şimdi güzelce yemeğini ye tamam mı? Hı hı. Kuyruğuyla ye balıkları da. Hı hı. Sevdin mi kuyruğunu? Hı hı. Senin yemeğin ne alemde? Onun yemeği fırında. Fırında dedik. Bu börek miydi Mina? Börek. Bir anlat bakayım sen neler yaptın? Babam... Ya beraber şurada patatesi koydum. Hı. Şimonluyu da koydum. Şimon diye derken. Sponsor verdi. Şunları maydanoz koydum. Mahallede etek mi çıkmışlardı. Domates koydum. Tek yerden diyorum. Patates tek yerden. Mina o zaman kendi sponsor bile bulmuş tabii, tabii. Usta. Tabii değil mi? Sponsorun mu var senin artık? Bir de hamur yoğurdum. Çok güzel babam olmuş. Babam bozdu ama ben de yenisini yaptım. Çok güzel olmuş yemin. Ellerine sağlık. Onun da tadına bakacağız değil mi? Hı hı. Tamam. O zaman programdan sonra bakalım olur mu? Hı hı. Ben gidiyorum şimdi. Gidiyorum. Tamam. Usta ellerine sağlık. Afiyet olsun inşallah. Çok da güzel görünüyor. Çok da güzel oldu ve pratikte bir yemeğimiz. Pratik yemek. Yani iş yerimizde de yapıyoruz bu şekilde. Paketleme folyolara paketliyoruz. Paket bir şekilde gönderiyoruz evlerine. Tabi bu arada koku da yok. Yani koku kokudan yok. Korkacaksak evet. Ve yapmıyorsak kokusu yok. Evet. Gayet pratik bir şekilde yapıp hazırlayabiliriz. Çocuklara evet, da sunum yaparız. Sen Mina'nın karnını doyuram usta. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Sağ olun. Nasıl yemeğimiz? Çok güzel değil mi? Şey börek nasıl? Mina'nın böreği? Güzel böyle bir yemekler yapan, gerekirse babasına da yardımcı olabilecek tabii. Ama pozitif bir şey görüyorum. Babasının beraber bir şeyler üretmeyi, bir şeyler yapmayı gerçekten seviyor. Bu da güzel bir şey. Yani hem çocuk baba ilişkisi açısından çok güzel. Hem de çocuğun orada babasının yapmış olduğu bir işin bir benzerini yapıp da
onun nihayetinde ete kemiğe bürünüp orada kendisine tabii servis edilmesi gerçekten çok güzel. Ve Mina mikrofona da çok rahat da konuşuyor. Yani mesela ilk geldiği gün de o şekildeydi. Gayet güzel kendini ifade de ediyor. Bir şey sorulduğu zaman cevap da veriyor. Babamız tebrik etmek lazım. Yani. Böyle bir sosyal bir ortamlara vesaire fırsat bulduk da kendisiyle beraber katılmasını sağlıyorsa bu çocuğun açılması gayet normal, gayet yani güzel. Yani çekingen durmadı. Biz o reklam arasında tanıştık. Reklam arasında böyle kaynaştık. Sonra şeyleri falan bize masal anlattı. Ben de masal biliyorum diyerek anlatması. Mesela onun dinlemesi gayet önemli. Yani. Tabii ki. Tabii o zaman tekrardan söylüyoruz. Yani 0-6 yaş grubu ne kadar önemli. Ne kadar önemli. Burada okul öncesi hepsi eğitime lütfen dikkat edelim diye uyaralım biz her zaman. Tekrar uyarmış olalım. Bu arada var ya son 5 dakikamız falan kaldı. Yani, şöyle bir toparlayalım. Hocam sizden başlayalım. Eyvallah. Şimdi 0-6 yaş çok önemli demişken bu pandemi süreci nedeniyle ben bilhassa şöyle bir endişemi dile getirmek istiyorum. Bu pandemi süreci nedeniyle bilhassa gelecek sene ilkokula başlayacak olan çocuklarımız var. O gelecek sene ilkokula başlayacak olan çocuklarımızın okul öncesi eğitimi almadan kesinlikle bu süreci geçirmemeleri gerekiyor. Okullarımız önümüzdeki hafta açılacak gibi gözüküyor. Muhakkak ki anne babalarımız artık bu endişelerini, korkularını iyicene yenmelerini tavsiye ediyoruz. Bir şekilde bu süreci atlasını bu çocuklarımızın gelecek sene ilkokula gitmeden önce bir okula öncesi dönemi halletmelerinde fayda var. Anaokulları veya gündüz bakım evlerine muhakkak ki tavsiye ediyoruz. Bilhassa gelişimi geri olan birinci kademede ilkokula gidecek olanlar için, ikinci kademede de gelişimi geri olan veya evde ciddi manada anksiyetesi, korkular, kaygıları çoğalmış olan veya dil gelişimi gibi, psikomotor gelişimi gibi birçok noktada geri kalmış olan çocuklarımızın da bir an evvel, çünkü yaklaşık bir yıla yakındır şu anda çocuklarımız evde dört duvar arasında kaldılar. Eğer okullarımızın açılması için sağlık süreçleri olumlu işleyecek olursa ben bu dönemin artık telafi edilmesi, çocukların daha fazla yara almaması gerektiğini söylüyorum. Masal terapisi de, masal anlatıcılığı da gerçekten baktığımız zaman diliminde çocuklarımızın gelişiminde olmazsa olmaz. Bizlerin de çocukluğumuzda çok önemli olan hususlar. O anlamda ben hocamıza da teşekkür ediyorum böyle detaylı bilgiler verdiği bakalım için. Bakalım hocam neler söyleyecek şimdi bize. Bu arada bir söz buldum, onu okuyacağım sizden sonra. Evet. Tamamdır. Ben de çok teşekkür ediyorum böyle bir programa konuk olduğumuz için. Okul öncesi eğitimi tekrar vurgulamak istiyoruz. Okul öncesi eğitim gerçekten önemli. Özellikle pandemi sürecinde çocuklarımızın evde olması hasebiyle bazı çocuklarımızda çok farklı davranış bozuklukları görülmeye başladı. Bunlar sizlerin de kulaklarına geliyor, bizlerin de. Çünkü çocuk her an evde enerjisini atabileceği bir ortam bulamamakta yahut da sadece paylaştığı sosyal ortamı sadece kendi ailesi, çekirdek ailesinde. Yani gidiyorsa geliyorsa bile maksimum anneanne babaanne bunlara gidip gelebiliyor. Dolayısıyla bu çocuklarımız bu pandemi sürecinde çok farklı şeyler yaşadılar. Bu süreci atlatmak evet zor bir süreç. Onlar için de zor bir süreç, bizim için de zor bir süreç. Bu zor süreci atlatırken lütfen gerektiğinde destek almaktan, uzmanından destek almaktan, kliniklere başvurmaktan bunlardan çekinmesinler diyoruz. Çünkü uzmanından destek aldıkları zaman bunların hayat boyu faydasını onlar göreceklerdir. Değilse aksi halde bir pek çok zararı bizi karşımızda bekliyor. Olumlu bir kimlik inşa etmiş olacaklar. Evet, yani olumlu bir kimlik inşasında bu bizim için çok önemli. Biz bu çocuklara ne kadar erken ulaşabilirsek, onların gönüllerine ne kadar kısa zamanda ulaşabilirsek bizim için kârdır diyoruz. Yani sorun en baştan küçükken çözülmelidir. Çözülüyor. Öyle değil mi? Şimdi bak okuyorum. Tam da üstüne geldi. Çocuk doğurmayı, annelik, çocukların maddi ihtiyaçlarını gidermeye babalık sanmaktan vazgeçmek zorundayız. Doğurmak annelik, doyurmak babalık değildir. Annenin de babanın da ortak sorumluluğu çocukların kişiliğini yoğurmaktır. Kesinlikle. Çocukların kişiliğini yoğururken düzgün anne baba olmaya ve gerektiğinde destek almaya ihtiyaçlarının yani, olduğunu söylemek zorundayız. Yani bir gün çocuk mesela hepimiz hayatımızda zorluklar çekiyoruz vesaire diyoruz veya çocukluğumuzdaki bazı mahrumiyetlerimiz vesairelerimiz olabiliyor ama onlar bizi yaralamıyor. Anne babamızın ilgisizliği bizi yaralıyor. Tabii. Anne babamızın bizimle geçirmediği zamanları özlüyoruz. Anne babamızın bize olumsuz davranışlarından sıkıntılar yaşıyoruz. Onun için yani aç kalsak da açık da kalsak da önemli olan sevgiyle yorulabilmek, sevgiyle doyabilmek. Aynen öyle. O zaman gidiyorum artık.
Eyvallah. Teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ediyoruz. Yine bekliyorum tabii ki. Hocam neydi İnşallah. Konularımız? Oyuncak Eğer seçimi. Eğer istersek filial terapi, ha. istersek filial terapi. Filial terapi, tamam. İçerisinde oyuncağı da konuşabiliriz, uykuyu da konuşabiliriz. Tamam, onu alalım o zaman. Peki. Bir de onu konuşalım. İnşallah. Evet efendim, Hayatın İçinden'in bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz. Hoşçakalın. Müzik